Evet dostlarım hepinize merhaba. Hayırlı mutlu günleriniz olsun. Arkadaşlar bugün e, bizim hakkımızda yalan yanlış haber yapan, e, prim için sırf iftiraten, iftira eden, yarın ahiretini düşünmeyen, hani hayatı şeyden sanıyorlar. Hani bu dünyada ne yaşadık o. Oh. Arkadaşlar yarın var bu işin. Yarını düşünmeden iftiralar atan, hakka giren birkaç eleştirmenin eleştirmen hakkında. Eleştirmen de demeyelim onlara da iftiracı hakkında bu videoyu çekme kararı aldık evladımla. Şimdi arkadaşlar öncelikle oğlum e-sporcu olmak istiyor. Gerçekten yani vallahi de billahi de kendisinin kararı, kendisinin düşüncesi. Ben de bir baba olarak her zaman onun arkasındayım, destekçisiyim. Dedim ki oğlum dedim e-sporcu mu olmak istiyorsun? Arkandayım dedim sonuna kadar arkandayım. Düşündüm bir baba olarak nasıl arkasına durabilirim ben bu çocuğu? Nasıl arkasına durabilirim? Bu çocuk oynuyor her gün bir saat iki saat oynuyor okulu varken daha az oynuyor ama okulu yokken zaman ayırıyor, oynuyor. Şimdi bilgisayarda oyunda biliyorsunuz global dünyamızın vazgeçilmezi. Tabii uzak tutmak isteyen ebeveynler var. O da onların kararı. Onlara saygı duyarız uzak tutmak isteyen ebeveynlere. Fakat biz destekleme kararı aldık. Onlara bize saygı duyar tabii ki. Şimdi bu arkadaşlar bizle ilgili video çekmiş. Videoyu izleyelim beraber. Bakalım doğru mu? İftira mı? Yalan mı? beraber karar verelim. Anlar ben Jordi. Bugün 6 yaşında sokakta arkadaşlarıyla maç yapması gerekirken babasının zoruyla e-spor yolculuğuna çıkmış. Çık e-spor hakkında çık. konuşacağız. Çık Bu videoya ya. objektif olarak bakmamızı Eylemi istiyorum. İzlemeden gelip lütfen salak salak yorumlar yapmayın. Ne Mutlaka, var? Bak gibi diyor yapar, ki, gibi yapar. Bak diyor ki öncelikle zorla e sokakta top oynaması gereken zorla bilgisayar oturup e-sporcu yapılan Eyüp diyor. Ben Yalan bir. Ben konuşabilir miyim? Konuş bakayım. Bak ben ayağımdan Tamam. Şimdi arkadaşlar oğlum doğuştan ayağından e, yani engel raporu da var. Doğuştan yüzde elli engelli engelli. Ayağında ben engelli işte var. Çıkalım, i̇şte Dur ama. bir dakika. Şimdi sokakta top oynama olayı biraz sıkıntı. Çünkü yani galeci olabilir. Ama bizim evde yol az olduğu için şu anda o imkansız yani bizim burada. Belki vardır aranızda şey yapan oynayan. Oynayamayan da vardır aynı durumda olan. Yani bu bir yalan. Öncelikle sokağa çık top oyna. Bu bir hikaye. İkinci meseleye gelirsek. Zorla sporcu. Zorla evde Kesinlikle ikinci yalan. Hepsini açıklayacağım. İzleyelim biraz daha. Normalde bir 6 yaşındaki bir çocuğun günümüzde çok mümkün olmasa da burnunu karıştırıp sümüğün falan iyi olması lazım. Ya prim primdir de yani bu kardeşim prim işinde böyle cümlelere girilmez ya. Bizim... <laughs> Bak. <laughs> o olmaz, bu olmaz, şu olmaz. Evet, ne olur? Kim çocuğun mutluluğunu, eğlencesini bu kadar düşünüp ortak olmak istiyorsam şu tüm chat'ini okuyup onu bağlamayın. <laughs> bu bağlamayın. Bu arkadaş eleştiri yaptığını sanıyor. Neymiş? Çocuğum LOL oynamak istiyormuş. Ben oynatmıyormuşum. Çocuğum en sporcu olmak istinde niye destekledim? Madem ben onu eğlenmesini, madem iyi yerlere gelmesini istemiyorsam. Çünkü e- sporculuk gerçekten değer bulan bir şey. Ülkemizde de daha çok değer bulmasını istiyoruz. Fakat LoL, e, LoL'ü biraz e, oğlum için doğru bulmuyorum. Çünkü LoL'de çok fazla toksiklik, çok fazla e, sinir olayı, çok fazla küfür olayı var. Ve doğru bulmuyorum. Tabi ileride yaşı büyüdüğünde edepli, adapte bir şekilde LoL'ün de oynayabilir. Evet söyle. Bir şey mi söyleyeceksin? Ne diyeceğim? Ya işte Ya hayır der, işte evet ya. Diyemez mi? Aslanım. <laughs> oğlum sen var ya bizim bizi istediğin kadar bizim aklımızda iftira at. Allah biliyor. Bir de bizi izleyenler biliyor. Yani bizim... Biz insanlar her zaman iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Bir her de, şeyimizde. Bir de başlarına koymuş. öyle mi? <laughs> ne yazmış? Yorba bu ve okulu eleştiri. Şimdi bu adam bunu prim için yapıyor. Fakat zoruna gidiyor prim için yapıyor demekle. De. Senin kanalında baktığımız zaman prim için herkes eleştirmişsin zaten ki. Prim için herkes eleştirmişsin. Efsane, hiç yani hiç sadece bizi eleştirsen diyeceğim ki yani e, gerçekten eleştirici. Ama prim. Tamam. Ne mi çıkıyor aslında? Zemin evrenin kafası çökmüş. Hani zaten. Ya yemin ediyor ya kardeşim şok yapmış. Arkadaşlar kafasına bakabilir misin? Dur kamerayı bir. Eyvim kafası çökmüş bak. Dur dur dur. Öf, Kafa bir... Mısın? Yok lan dur dur bir dakika. Kafan çökmüş diyorlar da baksana. Çok, abi, Aga çok. çocuğun kafası çökmüş mü Aha, gerçekten? Aha, çok. Hı -hı. Dur bir dakika ya kamerayı şöyle yan tut. Aga çocuğun kafası çok normal ya. Benimkine desen neyse de kardeşim. Lan benimki biraz yamuk da bu çocuğun çok biraz. düzgün ya. Sen bari iftira atıyorsun. Bari bana at kardeşim ya. Çocuğa ne atıyorsun ya? Ama <laughs> seninki biraz. Benimki biraz yamuk da benimki şey oğlum Yok, ya. De demiyormuş ona Anatomik. Diyor. Onu kafasını görmedik ki. Yüzünü gösterecek cesareti yok. Ama ben Çünkü korkuyor. iftira ben atıyor canım. ya. Bak şimdi mesele şu. İftira atıyor ya. Bu yüzden korku var içinde. Aha. İftira attığı için. Ama bizim gibi e, düzgün, cesaretli bir iş yapsa o zaman yüzünü açar. Çünkü Hı. yaptığı işten utanmaz. Bu yüzden şöyle şeyleri salak salak çıkıp desteklemeyin. Tamam baba. Bak, bak. Destekleme. Şu anda herkes onu dinliyor. Evet. Tamam rüyadesi desteklemeyeceğiz kardeşim. Şey, bir de... <laughs> Anlaşmıştık. Beş bildi, değil mi? Bak dıcağını da kullanmış. Dıcağın ben tamam beni boş de dıcağını kullanmış. O sıkıntı işte. Sıkıntı değil oğlum. Dıcağını kullan ondan da prim yapmış. Ha, yani yapmışken ondan da prim yapmış. Zaten bu adam bizi neye çekecek? Dıcağını bize çektiği için. Lan dıcağını da çekti bunlarla. Anladın mı? Daha... Ulan Dıcıhan, Dıcıhan oğlum sen bitti. Daha, Yarın arayacağım seni. Çok... Şimdi mesela arkadaşlar, şöyle de bir mesele var. Ee, beni eleştirecek misin kardeşim? İftira atmak yerine, iftira atarak izlenmek, rızkını kazanmak yerine doğruları söyleyene geliştir. De ki ya baba bu oğul vardı yayın açıyor arkadaşlar de. Ben de eleştirmenim de. Ya bu da çocuğuna da öldüğü zaman kızıyor de. Ben de videonu izleyeyim diyeyim ki ha doğru söylüyor bu adam diyeyim. Ve kendime daha çok dikkat edeyim. Ama sen bizle ilgili yemin ediyorsun kardeşim. Yalan yere iftiralar atıyorsun. Günah yemin ediyor. Ben bunu sordum kendisine Discord'dan. Diyor ki teori düşünce. Diyor. Arkadaşlar yemin ediyor. Bak buna da teori diyor. Bak. Yemin ederim kafası yok. çökmüş. Hani zaten mi? yemin mi? ederim diyor. Kafası çökmüş diyor. Daha sonra diyor ki ben diyor düşüncemi belirttim diyor. Teori diyor. Teori ne demek? Yani ben? teori demek yani olmayabilir. Aslında yemin ederek söylediğin şeyler teori değildir. Yemin ediyorum bu böyle diyorsun. Yani kesinlikle bilir diyorsun. Ben senin kafanda gerçekten çökük mük değil normal oğlum. Çok Senden çok ricam. Mi? Bir şey diyeyim oğlum Ondan sonra sana suzaklı vereceğim. Unutma diyeceğini. Senden ricam kardeşim. Sen buradan ekmek mi kazanacaksın? Paranı lütfen helal yoldan kazan. İftira atarak, yalan yanlış konuşarak kazanma. Bak ahiret var, ölüm var kardeşim. Din var. Gerçekten bak var kardeşim bunu vazgeç. Ben Karamanmaraş'tayım. Bak kaç bin insan öldü. Bir anda bir anda öldü abi. Bir anda bir depremde tak gitti. Yarın bir deprem olur. Bilemezsin. Belki sen varsın lisede. Değil mi? Bak bu arada senin videoda yorumlara da baktım. Bak bu arada arkadaşlar yorumlarına baktığım zaman da bak yorumlarına baktığımız zaman da kardeşlerim şöyle bir şey fark ediyorum. Cidden baba bu iftira atacak. Bak oğlum oğlum bu küfürlü. Bu arada demiş bunu geç. Uzun yazmış çünkü. <laughs> Karaktersi ve yalancı olan sensin. Prim için çocuklara sallayacak kadarsın. Kardeşim sen bize iftira atıyorsun. Attın iftiraya yani yorumdakiler bile inanın. Allah razı olsun bu arada yorumda bizi destekleyenler çok çok sağ olun. Arkadaşlar tamam eleştiri yapıyorsunuz. Ama yaptığınız eleştirinin biraz doğruluk payı olsun. Ve mertçe yapın eleştiriyi. İftira atarak eleştiri olmaz kardeşim. İftira hakka girer. Bak kardeşim sen bizler Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de e, hepimiz kardeşiz, dostuz. Sen burada 3-5 kuruş kazanacağım diye bizim gönlümüzü kırmana gerek yok ben baba olarak yayınlarımda yani hata görüyorsan bize bildir. De ki mesela bir geçen bir kardeşimiz geldi. Dedik abi dedi yayınlarınız çok güzel. Oğlum desteklemen çok güzel. Çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Lakin dedi abi yanlış gördüğüm bir şey var dedi. Söyle kardeşim dedim. Abi dedi ranket oyunlarda dedi çocuk dedi öldüğü zaman birazcık dedi kızıyorsun. Sert davranıyorsun dedi. Ee, bana ekran görüntüsü sattı böyle bir iyi bir geçsin. Ya aslanım doğru oyna ya falan demişim böyle. Sonra kendimi gördüm dedim kardeşim çok doğrusun. Çok özür dilerim. Ee, sonra düşündüm kendime, kendi kendime. Ve dedim gerçekten dedim hani biraz daha hani sakin olmam gerek. Ranket diye e, yani çok ciddi alıyorum ranket oyunlarda. Aslında yanlış bir şey olduğunu karar verdim ve bunu düzeltme kararı aldım. İnsanız abi hata yapabiliriz. Arkadaşlar size ne ricam? Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bizi tanıyorsunuzdur. Görmüşsünüzdür en az bir kere de olsa. Hani bizler kötü insanlar değiliz. Hepimiz kardeşiz, dostuz. Yani bağlayıcı bir video olarak yaptım bunu da. Asla ee, o kardeşimize ve diğer kardeşimize e, şey yapmadım. İsim verme oğlum. Asla e, kötü bir şey söylemiyorum ama yaptığınız yanlış, iftara atarak kazandığınız para da haram olur kardeşim. İşinizi yapıyorsanız hakkıyla yapın. İnsanlar da sizi daha çok ciddiye alsın, Daha çok sevsin. Hani iftira atarak prim kazanarak bir yere gelemezsiniz. Yani bizler de kırıldık. Bu konuda da bir e, hakkımız varsa huzur ilahide inşallah e, hesaplaşırız, hakkımızı alırız. Zaten bizler inançlı insanlarız. Yarına inanırız, ahirete inanırız. bugün buradaysak yarın nerede olacağımız bellisiz kardeşim. Şimdi bu insanlarla ilgili, bizle ilgili yapılan eleştirilere sizlerin de aklı var. İşte e, burada mesela demiş, salak saçma gelip yorum yapmayın demiş mesela. Bu kesinlikle saygısızlık. Yani kimse kimseye salak diyemez. Herkes madem sen düşünceni belirtiyorsun, onu izleyen adam da düşüncesini belirtebilir. Sen belki YouTube kanalının sahibisindir. O yorumu silersin. Ama adam da senin kanalını şikayet eder yalan söylediğin için. Ben şikayet ettim kardeşlerim bizlerle ilgili iftira eden kanalları. Sizler de rica etsem e, şikayet edin. Çünkü gerçekten iftira attılar. Bu konularda sizden istirham ve ricamdır. Hepinizi çok seviyorum. Başta acısınız. Ben evladım için canımı veririm. Her baba evladı için canını verir. Sizler hani benim düşüncem bu. Benim oğlum e, en sporcu olacak Allah'ın izniyle. Ben bu yolda bunu destekliyorum. İyisiyle kötüsüyle yürüyoruz inşallah Allah'ın izniyle daha da iyi yerlere geleceğiz. Arkadaşlar sizlerden de ricam iftira atan, yalan yanlış bilgiler verip, yalan yanlış şeyler söyleyen bizlerle ya da başkalarıyla ilgili fark etmez. Lütfen bu tarz şeylere inanmayın. Ee, bizler bildirdik kanalı. Sizler de hani bildirirseniz makbule geçer. Dostlarım kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, diyeceklerimiz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.